Kara savunmasında en etkili araçlardan biri olan tanklara yönelik çok sayıda kritik eşik bir bir aşılıyor. Bunların başındaysa tankların sahadaki vurucu gücü olarak da ifade edilen atış kontrol sistemleri geliyor. Türkiye'nin söz konusu alandaki yerlileştirme çabaları ise aralıksız sürüyor. Savunmadaki Türkler bu hafta gündemine Aselsan tarafından geliştirilen Volkan M atış kontrol sistemini aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki M60TM tanklarının bir yandan modernizasyonu gerçekleştirilirken, diğer taraftansa tüm bileşenleri millileştiriliyor. Bu kapsamda Aselsan tarafından geliştirilen Volkan M atış kontrol sisteminin hareketli tank atışlı testlerine başlandı. Hareketli tanktan duran hedeflere yönelik yapılan atışlar başarıyla gerçekleştirildi. Yıl sonuna kadar yeni tank atış kontrol sisteminin kalifiye edilmesi hedefleniyor. Volkan M ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu alandaki dışa bağımlılığı azalırken, tankların ise yüksek performanslı güncel sistemlerle donatılıp ömür devri süreleri uzatılıyor. Bir tankta muharebe gücünü belirleyen 3 önemli etmen yer alıyor. Bunlar tankın arazideki manevra kabiliyeti, tankın korunması için zırh ve ateş gücü olarak ifade ediliyor. Volkan M ismiyle geliştirilen tank atış kontrol sistemi ise ateş gücü kapsamında bulunuyor. Yüksek vuruş kabiliyetine ulaşmak için en önemli alt sistemlerden biri olan Volkan M, milli savunma sanayi için önemli eşiklerden biri olarak öne çıkıyor. Tanklara yerleştirilen sistem, nişancı ve komutana gece ve görüşün sınırlı olduğu toz, duman, yangın ve kamuflaj gibi muharebe sahası koşullarında hareket halindeyken, uzun mesafeden hedef tespit, teşhis ve atış yeteneği kazandırıyor. Sistemde yer alan pasif termal görüntüleme işlemi ise düşman tarafından tespit edilmeden gözetleme ve atış yapmayı mümkün kılıyor. Ayrıca Volkan M'de yer alan iki bağımsız periskopla avcı vurucu olarak tanka da çok ileri seviyede beka kabiliyeti kazandırılıyor. Sistemde yer alan atış hattından bağımsız çok hassas stabilizasyona sahip nişan hattı sayesinde ise yüksek hızda ve en kötü arazi şartlarında bile titreşimsiz görüntü sağlayarak hareket halindeyken hareketli hedeflere yüksek ilk atımda vuruş imkanı ortaya çıkarılıyor. Volkan M'de namlu ve kule kontrol ve stabilizasyonu biri nişancıya diğeri komutana ait olan iki adet üstün performanslı periskop tarafından sürekli sürülen elektrikli motorlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu sayede iki periskop sisteminden birinde arıza meydana gelmesi halinde mevcut atış kontrol sistemlerinden farklı olarak nişancı veya komutan diğer periskobu kendi kullanıcı arayüzüyle kontrol edebiliyor ve tank muharebe sahasında tam performansla çalışabiliyor. Volkan M'nin yanı sıra tank, muhtelif zırhlı araç ve makineler için geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk yerli motor Batu'nun ateşleme işlemi de başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Altay tankı için geliştirilen Batu isimli motorun 2024 yılında tank üzerinde kabulünün yapılması hedefleniyor. Öte yandan Savunma Sanayi Başkanlığı'nın silah taşıyıcı araçlar projesi kapsamında ortaya çıkan tank Savar, Pars ve Kaplan araçlarının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatları da sürüyor. Tank avcılarının seri üretim teslimatları geçen yıl başlamıştı. Yeni araçlar da geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Pars ve Kaplan muharebe sahasındaki zırhlı tehditlere karşı etkili orta menzilli bir tank savar silah sistemi olan ONTAS taşıyıcılığı olarak öne çıkıyor ve her türlü arazi ortamında başarılı şekilde görev icra edebiliyor.